İstanbul Sözleşmesi, kadına ve aileye yönelik şiddeti önleme sözleşmesi büyük hedefte. Kolay kolay da vazgeçilecek gibi gözükmüyor ama bazı işaretler var. Bir, kadın dernekleri Beşiktaş Abbasağa'da buluşmak istediler. Polis müdahale etti. Bazılarını aldı, gözaltına götürdü. Görüş ve önerilerin paylaşıldığı forumun sonunda bir yerde bir forum yapmışlar Beşiktaş'ta küçücük. İstanbul'un çeşitli semtlerine giderek pazarlarda anlatmaya karar vermişler kadınlar. Bu çok doğru ve güzel bir şey. Ve umarız pazarcı esnafı da, pazara gelenler de dinler, okur, merak eder. Bu sözleşmenin satır aralarına baktığınızda evde yaşlının korunması var, çocuğun korunması var. Onlarca başka tedbir var, tedbir koruma var. Ama bütün o bahsedilen saçmalıklar, çocuk, kız çocukları, erkek çocukları tuvalete gidiyor diye Sayın Temel Karamollaoğlu'na hiç yakıştıramadım. Bu sözleşmeyle hiçbir alakası yok onun. Hiçbir alakası yok. Yani bambaşka bir tartışmaya gidiyor. Şimdi bir de bugün yine bu hafta sonu bereketli geçti Abdurrahman Dillipak açısından. Önce Gerçek Hayat manşetini o patlattı sosyal medyadan. Ardından da Independent'a yazısından alıntı yapmış, köşesinden. Bu felaketlerin sorumluları Fatma Şahin ve Kadem demiş Dillipak. Mimarı gerçekten Sayın Fatma Şahin ve pek çok muhafazakar kadın derneği vardı bu işin içinde. Şimdi bu garip yani. Onları hakikaten yedirmeyiz. Orada, buradan bütün kadın dernekleri olarak söyleyeyim. Fatma Şahin'in, diğer AK Partili kadınların büyük emeği var İstanbul Sözleşmesi'nde. Ve burada da kimse bizim bölünmemizi, onun bunun üzerinden ikiye ayrılmamızı beklemesinler. Kadem'in tavrı da belli. Yani sözleşmeyi koruyoruz, tartışmalı maddeleri hukuken de ne yapabiliriz diye bakacağız diyor. Yani kimse sözleşmeden çekilmeyi konuşmasa iyi eder bu aralar.